Hepinize merhaba. Bugün işleyeceğim konu aslında nasıl işlenilir bilmiyorum. Çünkü ayıp bir konu işleyeceğim, günah bir konu, utanç verici bir konu işleyeceğim. Evlatların katil olma oranlarının yükseldiği bir konuyu işleyeceğim. Katil olma derken anneyi, babayı falan öldürmek değil. Onları yaşarken öldürmekten bahsediyorum. Yaptıklarınızla, ihmal ettiklerinizle emeklerini, çabalarının karşılığını onları yalnızlığa terk etmekle gerçekleştirdiğiniz katliamdan bahsetmek istiyorum size. Bir adam tanıyorum. Çiftçi. Bir tane de işçi tanıyorum. Bir tane memur tanıyorum. Bir tane bakkal tanıyorum. Çocukları şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Biri mühendis, jipe biniyor. Biri doktor olmuş. Havası 1500. Biri öğretmen olmuş. Toplum karşılığındaki eee Yerleri, konumları, statüleri son derece saygınlık e, çerçevesi içerisinde olan kişiler haline gelmişler. Ancak bir sorun bakalım. En son ne zaman aradılar annelerini? Ya da babalarını en son ne zaman ziyarete gittiler? Onların hangi sorumluluklarını, hangi yükümlülüklerini, hangi manevi dünya içerisindeki ihtiyaçlarını nasıl ve ne şekilde karşıladılar? Kendinize de bir sorun ama sadece başkalarını suçlamayın. İnsanların etiket kazanmasının hiçbir önemi yoktur. Yani istersen doktor ol, istersen hakim ol, istersen general ol, hiç fark etmez. Ama ahlak durumunda sarsıntı yaşamışsan, manevi değerlerini kaybetmişsen, o üstlenmiş olduğun, kazanmış olduğun makamlar seni asla insan yapmayacak. Ve bir gün o yalnızlık çukurunda sen de bu olacaksın. Sen de sana uzanacak eller arayacaksın. Bugün sosyal dokuyu incelediğiniz zaman karşınıza inanılmaz faciaların en başında anne ve babaları unutmak geliyor. Küçücük gelirleriyle bizleri okutuyorlar. Küçücük imkanlarını bizim yaşantımıza büyük imkanlar haline dönüştürüyorlar. Erinmiyorlar, hastalandığınızda başınızdan ayrılmıyorlar. En yok zamanlarında, en zor zamanlarında bile sizler için alıyorlar o aldığını zannettiğiniz nefesleri. Peki bunun karşılığında biz onlara ne veriyoruz? Bugün haberlerde 78 yaşında bir amcanın evde tek başına hasta ve kendi ihtiyacını gideremeyecek kadar yaşlanmış ve yıpranmış olan bir amcanın haberini izledim. Allah razı olsun ki bir belediyenin zabıta memuru onun ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönülden yardım etmeye gidiyorum onun yanına. Haftada bir ya da iki gün. Üç tane çocuğu varmış. Biri öğretmenmiş. İkisi de aslında durumları son derece iyi ama başka şehirlerde yaşıyormuş. Yani bu adamcağız o üç tane çocuğunun Herhangi evlerinin bir tanesinin bir odasına sığamadı. 78 yaşında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumu olmamasına rağmen o belediyedeki bir zabıta memurunun e, merhameti sayesinde, duyarlılığı sayesinde e, az da olsa destek alabiliyor. Belki ona bir çorba götürüyordur bilmiyorum ama onunla haftada bir iki gün mesaiden sonra çıkıp onun yanına gidiyormuş. Şimdi anne ve babanızı düşünün. Hani haftada bir ya da iki kere telefonla iki üç dakikalık konuşmayla e, evlatlık yaptığımızı zannediyoruz ya. Bir de sıkı sıkı tembih ediyoruz onlara. Aç kalma, yemeğine içmene dikkat et diyoruz. Peki düşünebiliyor muyuz? Acaba yapabiliyorlar mı? Hadi yemekten, içmekten, evdeki ihtiyaçlardan, temizlikten, ütüden, çamaşırdan, perdeden falan bunlardan vazgeçtik. Bunlar bir şekilde çözülür. Peki ya manevi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz? Aynaya dönün bir bakın. Ve kendinizde ne kadar gurur duyduğunuzun seviyesini aynada gözlerinizin içinde görün. Ya da ne kadar gururunuzu katletmiş, onurunuzu kaybetmiş... Ahlakınızı yitirmiş olduğunuzu bir de aynada kendi gözlerinizde görün. Yaşlılar her şeyimizdir.